Adolf Hitler ölümden döndüğü birçok olay sonrası kendisini doğaüstü bir insan olarak kabul etmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde düşman kuvvetleri neredeyse burnunun dibindeyken bile yenilgiyi kabul etmiyor, Almanya tekrar küllerinden doğacak diyordu. Adolf Hitler siyasete atıldıktan sonra tarihçiler tarafından bilinen 42 suikast girişiminden kurtulmuştu. İşin ilginç yanı bu girişimlerin çoğu Almanlar tarafından planlanmıştı. Ancak Hitler hayatı boyunca Sadece suikast girişimlerinden kurtulmamıştı. Ölüm ile burun buruna geldiği ve şans eseri kurtulduğu birçok olay vardı. Bu videomuzda özellikle iktidara gelmeden önce Hitler'in ucu ucuna ölümden döndüğü olayları incelemeye çalışacağız. İlk aktaracağımız olay neredeyse hiç bilinmeyen. Hitler'in çocukluğunda yaşadığı bir durumdu. 1894 yılının Ocak ayında Hitler 5 yaşındayken Almanya'nın Passau kentindeki Inn nehrinin yakınlarında birkaç çocukla oynuyordu. Nehir donmuştu ve Hitler donmuş nehrin üzerinde koşturmaya başladı. Buz çatladı ve Hitler korkudan hareketsizce kaldı. Johann Koheberger isimli bir çocuk Hitler'in elinden tutup çatlamış buz üstünden kenara çekti. Johann Koheberger ileride ünlü bir rahip olacaktı. Belki Hitler'i kenara çekme şeydi buz kütlesi tamamen kırılıp Hitler boğulacaktı. Bu olay 1980 yılında yayınlanan bir kitapta Hitler'in genç yaştaki hayatını araştırmış bir yazar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Birkaç kez videolarımızda belirttiğimiz üzere Hitler Avusturya doğumluydu. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya Macaristan ordusuna katılmayı reddetmiş ama Alman ordusuna gönüllü olarak yazılarak Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştı. Hitler çatışmaların yoğun olarak yaşandığı siper savaşlarında görev almıştı ve savaşın başında hiç yaralanmamıştı. Hitler'in kendi ağzından aktardığı bir olayda birliği ile siperlerin belirli bölümlerinde olan dinlenme sığınağında otururken gizemli bir sesin dışarıya çıkması gerektiğini söylediğinde kendini dışarı atmıştır. Sonrasında sığınağa bir top mermisi isabet etmiştir ve sığınaktaki herkes ölmüştür. Hitler'in yükselişini anlatan Kötülüğün Yükselişi filminde bu olay dramatize edilmiştir arkadaşlar. Ama filmde bir köpeğin Hitler'i dışarı çıkmak için zorladığı görülmektedir. Ancak çoğu tarihçi Hitler'in kendine yakıştırdığı doğaüstü güçler vurgusunun filmde yansıtılmaması için bu durumu köpeğin sağladığı vurgusu yapıldığını belirtmekteler. Hitler'in çevresindekilere anlat durumda herhangi bir köpekten söz etmediğini savunmaktalar 1918 yılının Eylül ayına gelindiğinde yine Hitler'in 1. Dünya Savaşı günlerinde bir İngiliz askeri Hitler'i rahatça öldürebilecekken bundan vazgeçmişti. Bu asker de Henry idi. Genel olarak bahsedeceğimiz bu olay birçok kaynakta Hitler'in ilk ölümden dönüşü olarak aktarılmaktadır. İngiliz ordusunda görev yapan Henry küçük bir Fransız köyünün dışında keskin nişancı olarak görev yapıyordu. Birçok Alman askerini vuran Henry Hitler'in saklandığı yerden kaçmaya çalıştığını görmüştü. Hitler'e nişan alan Henry, Hitler'in kendisini siper atmak için çok yakın olduğunu gördüğünde Hitler'e ateş etmemişti. İlerleyen yıllarda Henry, Britanya ordusunda birçok madalya almıştı ve kendisine bu durum sorulduğunda nişan aldım ama o askerin yaralı olduğunu gördüğümde ateş etmedim. Çünkü kendini siper atmak için çok mücadele veriyordu. Bir şansı daha olsun istedim demiştir. Arkadaşlar bu olay bazı kaynaklarda Henry Tendi ile Hitler'in yüz yüze geldiği, Hitler'in kendisini öldürmemesi için Tendi'ye yalvardığı gibi anlatılmaktadır. Ancak bu olayın magazine edilmiş halidir. Henry Tendi savaş sonrası Britanya ordusunun en yüksek madalyalarından biri olan Victoria haçı almıştı ve ünlü bir ressam Henry'nin yaralı bir askeri taşırken tablosunu yapmıştı. Bu tablonun bir kopyası da Hitler'de bulunuyordu. Daha önceden detaylandırdığımız Münih konferansında Hitler olayı Britanya Başbakanı Neville Chamberlain'e aktarmıştır ve tabloyu kendisine göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Hitler Belçika'da görev yaparken yanında bir top mermisi patlamıştı. Ama bu mermi patlayıcı içermiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çokça kullanılan zehirli gazlardan biri olan hardal gazı içeriyordu. İlk şansı yüksek patlayıcılı bir top mermisi olmamasıydı. İkinci şansı ise yoğun şekilde hardal gazına maruz kalmasına rağmen ölmemişti ve sadece geçici körlük yaşıyordu. Hitler hastanedeyken doktorlar tedavisinin yapıldığını görmesi gerektiğini Söyleseler de Hitler hala göremediğini belirtiyordu. İlerleyen yıllarda yapılan araştırmalarda doktorların Hitler'in sağlık kayıtlarına akıl sağlığının yerinde olmadığı raporu verildiği ispatlanmıştır. Burada Hitler'e rapor verilmiş ama daha önceden detaylandırdığımız üzere 1. Dünya Savaşı'nda özellikle yoğun top ateşleri olduğu için birçok asker shell shock yani savaş bunalımı hastalığına yakalanmıştı. Hitler'in de görememesinin nedeni bu olduğu düşünülüyordu. Ancak Hitler savaş sonunda doktorlardan bu kaydın silinmesini istemiş, doktoru kabul etmiş ve sadece gazdan dolayı görme sorunu yaşadığı kayıtlarda kalmıştı. Böylece Hitler 1. Dünya Savaşı'nın kahraman askerlerinden biri olduğu için Savaş sonu 100.000 kişiyle sınırlanan orduda görev yapmaya bir süre devam etmişti. Ayrıca parti çalışmalarında ve ileride Alman halkına seslenirken 1. Dünya Savaşı'nın kahraman askerlerinden biri olduğu kozunu çokça kullanmıştı. 1. Dünya Savaşı sonrası yine çok bilinmeyen bir olayda Hitler sinirli bir şekilde Almanya'nın yenilmediğini, siyasetçilerin Almanya'yı sattığı yönünde konuşmalar yaparken 200 kişilik bir Alman askeri grubu içinde yer alan Hitler'in söylemlerinden bazı askerler ve sivil alttan kişiler oldukça rahatsız olmuştu. Askerler arasında yaşanan tartışmaya sivillerin de dahil olmasıyla bir anda isyan çıktı. Sivil halk Hitler'i ve ona destek verenleri ölesiye dövmeye başladılar. Ancak farklı bir asker grubu olaya müdahale etmişti. Alman ordusunda görev yapan Mihail Keok isimli İrlandalı bir subay askerlerine havaya ateş açma emri verdi ve kalabalık böylece dağıldı. Ama Hitler'in suratında ağır şekilde kanamalar vardı. Belki de İrlandalı subay müdahale etmese Hitler orada ölecekti. Hitler siyasete atıldıktan sonra Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi iktidarı zorla ele geçireceğini düşünüyordu. Parti Münih ve çevresinde güçlü hale geldikten sonra 1. Dünya Savaşı sonrası kullanan Weimar Cumhuriyeti'ne karşı bir darbe planladı. Daha önceden geniş şekilde incelediğimiz birane darbesi olarak anılan olayda Hitler darbe girişimi düzenleyen topluluğun en ön sırasında yer alıyordu. Münih polisinin açtığı ilk ateşte Hitler'in yanındakiler yaralanmıştı. Mermiler birkaç saat sağa sola gelse belki de Hitler ölmüş olacaktı. Sonrasında ise Hitler destekçilerinden birinin evinde saklanmıştı ve polis tarafından yakalanacağını anladığında kafasına bir silah dayayıp intihar etmeye çalıştı. Fakat evdekiler silah ateş almadan önce Hitleri durdurmuşlardı. Bu olaya bağlı olarak Hitler yakalandıktan sonra vatan hainliğiyle yargılanacaktı. Normalde vatana ihanetin suçu idamdı. Ama olaydan kısa süre önce Alman mahkeme sistemi değişmişti ve idam cezası kaldırılmıştı. Bu da Hitler'in üst üste ölümden kurtulduğu olaylardan biriydi. 1930 yılına gelindiğinde ise Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi Almanya'da adını iyice duyurmaya başlamıştı. 13 Mart 1930 günü ise Hitler ciddi bir trafik kazası geçirdi ve parmaklarında kırıklar oluştu. Tüm General Otto Wagner bu olayın içinde olan kişilerden biriydi ve Hitler'in bir sırdaşının anıları kitabında bu olaya yer vermişti. Büyük bir traktör Hitler'in arabasına çarpmış, Hitler arabanın altında kalmıştı. Bu olayı da şans eseri kırık parmaklarıyla atlatmıştı. Hitler'e karşı suikast girişimlerinden biri de Burger Birikeller birhane toplantısında yapılmıştı. 8 Kasım 1939 günü Hitler Burger Birikeller'de bir toplantı yapacaktı ve Johann Grock Elser isimli bir Alman vatandaşı aylar önceden planlar yaparak Hitler'i öldürmeye karar vermişti. Günümüzde bazı kesimler Elser'in komünist olduğunu belirseler de Elser hakkında günümüze kadar çok da bir bilgi ulaşmamıştır. Ancak sevdiği kadının komünistler içerisinde faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. 8 Kasım gecesi Hitler'in konuşma yapacağı kürsünün altına yerleştirilen patlama düzeni saat 21.20'ye ayarlanmıştı ve Hitler'in konuşması başladıktan yaklaşık bir saat sonra patlayacaktı. Ancak o gün Berlin'de aşırı sis vardı ve Hitler'in uçuşu iptal olmuş birhanedeki program da öne kaydırılmıştı. Hitler'in konuşması da saat 21.07'de bitmiş ve Hitler salondan ayrılmıştı. 13 dakika sonra patlayan bomba sonrası 8 kişi ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştı. Elsa ise İsviçre sınırında yakalandı ve daha toplama kampına gönderildi. Savaş sonuna yakın da bu kampta infaz edildi. Bu olay 13 dakika filmi ile beyaz perdeye aktarılmıştır. Hitler'in şansı yaver gitmeseydi ayağının altında patlayacak bomba Hitler'in sonu olabilirdi. Ancak Hitler'in ayağının altında bir bomba patlamıştı ama Hitler yine bu olaydan sağ kurtulmuştu. Daha önceden detaylandırdığımız Hitler'in gizli üssü olan Kurtin'in de 20 Temmuz 1944 günü Albay Klaus von Stauffenberg'in bıraktığı bomba Hitler ve toplantıda olanların kullandığı masanın altında patlamıştı. Aslında Stauffenberg bombayı tam Hitler'in ayağının dibine bırakmıştı ama çanta düştüğünde rahatsız olan bir general çantanın yerini değiştirmiş bomba biraz olsun Hitler'den uzaklaşmıştı. Bomba patladığında 4 yüksek rütbeli subay ölmüş ancak Hitler küçük yaralar ile kurtulmuştu. Kısa bir süre Hitler'in öldüğü sanıldı ve bir darbe girişiminde bulunulsa da sonrasında Hitler'in ölmediği anlaşılmıştı ve komplocuların hepsi idam edilmişti. Bu olayda ünlü aktör Tom Cruise'un oynadığı Valkür filmiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Videonun başında belirttiğim üzere Hitler onlarca suikast girişiminden de sağ kurtulmuştu. Hatta savaş sonunda sığınağında intihar edip öldüğü düşünülse de birçok kişi Hitler'in 30 Nisan 1945'te ölmediği ve kaçtığını kabul edip senaryolar üretmişlerdir. Hala da bu senaryolar üretilmektedir. Daha önceden geniş şekilde incelediğimiz Hitler öldü mü kaçtı mı videomuzda detaylandırdığımız üzere son olarak yüksek teknolojiyle yapılan testlerde Hitler'in 30 Nisan 1945 tarihinde sığınağında intihar ettiği kesin olarak ispatlanmıştır. Tabii bu durumu kabul etmeyen özellikle 2. Dünya Savaşı'nın magazine edip çıkar sağlamak için uğraşan kişiler günümüzde bile türlü senaryolar üretmeye devam etmektedirler. Çünkü o gün ölmüştür demek noktayı koyacaktır. Ama böyle olabilir deyip işi uzatmak bu konuya devamlı olarak virgül atılmasına ve canlı tutularak devamına imkan sağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.